Photoshop'ta kaliteli, hızlı ve doğal görünümlü bir cilt yumuşatma yapmak gerçekten çok zor. Bu soruna çözüm için piyasada çok fazla plugin ve araç mevcut. Fakat bunların artısı hızlı olmaları iken eksisi yapay görünmeleri. En amatör kullanıcıdan en profesyonel kullanıcıya kadar herkesin ortak problemi olan bu sorunu çözmek için gerçekten kusursuz çalışan harika bir cilt yumuşatma butonu hazırladık. Hızlı ve doğal görünümlü bir cilt elde etmek için tek yapmam gereken şey paneldeki otomatik cilt yumuşatma butonuna bir kez tıklamak. Tıkladıktan sonra böyle bir bilgilendirme ekranı geliyor. Bunları tekrar görmek istemiyorsanız bunu bir daha göstermeyi işaretleyebilirsiniz. İşleme devam ediyorum. Hemen ardından bana elips şeklinde bir halkayı gösteriyor. Bu halkanın amacı şu. Bu halkanın içerisine Modelin kafa boyutunu içine alacak şekilde büyütmenizi istiyor sizden. Ben de bunu kenarlarından büyüterek ve şöyle çevirerek modelin kafa boyutuna göre içine alacak şekilde ayarladım. Bunun amacı şu arkadaşlar. Size cilt yumuşatma yaparken ne kadar miktarda cilt yumuşatacağını bu ekranda modelin kafasının ne kadar yer kapladığına bakarak bir hesaplama yapıyor arka planda. Yani siz bunu küçük tutarsanız bu model fotoğrafta çok küçük bir yer kaplıyor diyerek cilt yumuşatma değerini ona göre hesaplıyor. Ya da bunu böyle oldukça büyük tutarsanız bunun yakın plan bir fotoğraf olduğunu algılayarak ona göre uygun olan cilt yumuşatma değerini arka planda otomatik olarak sizin için hazırlıyor. Bu halkanın solda, sağda, aşağıda, yukarıda olmasının hiçbir önemi yok. Ya da hafif dönük ya da hafif bu tarafa dönük olmasının da bir önemi yok tek önemli kriter büyüklüğü arkadaşlar. O yüzden büyüklüğünü modelin kafasını kabaca içine alacak şekilde almanız en doğru sonuca ulaşmak için tek kriter. Burada kullanıcıların aklına takılabilecek iki tane soru var. Bunları hemen cevaplamak istiyorum. Birinci soru sadece bu halkanın içinde seçili olan alana mı yumuşatma uygulanacağı sorusu. Bunun cevabı hayır. Yumuşatmayı istediğiniz tüm alana yani fotoğraftaki tüm alana uygulayabilirsiniz. Halka sadece yumuşatma değerini belirlemek için bir ölçüt. Yoksa içerisine yumuşatma uyguluyorsunuz gibi bir durum yok. İkinci soru fotoğrafta bir değil de birden fazla kişi varsa örneğin gelin damat gibi hangisini seçmemiz gerektiği. Bu durumda da daha yakın olan kişiyi seçmeniz ya da ona göre ölçüt alarak yumuşatma değerini belirlemeniz daha doğru olacaktır. Şimdi tüm bu bilgiler ışığında sadece tek bir butona basarak ve halkayı bir kafa boyutunu içeri alacak şekilde konumlandırarak Enter'a basmamız gerektiğini öğrenmiş olduk. Yani bir saniye içerisinde cilt yumuşatma işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Açılan pencerede bunu gösterme diyorum ve fırçam otomatik bir şekilde ayarları yapılmış olarak geliyor. Şimdi tek yapmam gereken şey sadece ilgili alanları boyamak fırçanın şiddetini artırmak için opasiti yerine flow değerini artırmanız gerekiyor. Varsayılan olarak 15 geliyor. Bu gayet yerinde bir değer. Dilerseniz size hızlı göstermek için flow değerini %100'e çekiyorum. Bakın fotoğrafa yaklaştım. Şimdi şu alanları fırça ile boyuyorum. Bakın hiçbir şey seçmedim. Zaten fırçada otomatik seçili geldi. Ben sadece yumuşatmak istediğim alanların üstünden fırçayla geçmem yeterli. Bakın şuradaki ciddi kusurlu sayılabilecek alanı healing brush vesaire gibi bir araçla bile almadan çok kolay bir şekilde yok edebiliyorum. Bakın şu parmaklara dikkat edin. Şuradaki kusurlara dikkat edin. Hiçbir doku kaybı olmadan sanki lokal yumuşatma yapıyormuş gibi harika bir şekilde yumuşatıyor. Fotoğrafa yaklaşıyorum. Özellikle şu yanağa dikkat edin tüm dokuların korunduğunu görebiliyorsunuz. Fakat öncesinde şuralara dikkat edin. Dalgalı alanları görebiliyorsunuz. Sonrasında dokular korunuyor ama oradaki dalgalı alanlar gerçekten profesyonel bir şekilde yumuşatılmış oluyor ve bizim işimizi o kadar hızlandırıyor, o kadar kolaylaştırıyor ki tüm kullanıcıların ortak problemi olan bu sorunu sadece bir saniye içerisinde çözmüş oluyoruz ve herhangi bir ayar vesaire yapmaya gerek yok. Butona bastım. Modelin kafa boyutunu halkanın içerisine alacak şekilde belirledim. Enter'a bastım ve hemen fırça ile ilgili alanları boyadım. Cilt yumuşatma olayı artık hayatımızda sadece bu kadarlık bir alan kaplayacak. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu arkadaşlar. 1. Cildi yumuşatırken bu tarz kaş gibi, kirpik gibi dokulu alanlardan uzak durmamız gerekiyor. Çünkü buraları yumuşatırsak oralarda kötü bir görüntü oluyor. İkinci kriterde şu. Keskin dönüş olan alanlardan uzak durmamız gerekiyor. Mesela şurada dikkat edin. Burnun kıvrımı var. Tutup ben burayı da boyarsam orada flu bir görüntü olur. Benim boyamam gereken yer dönüş yerleri değil. Şura gibi, yanak gibi, gözaltı gibi daha geniş alanlar. Buradaki parmaklara dokunuyorum ama mesela parmakların arasındaki şu karanlık alana girmiyorum. Parmakların şöyle bir üstünden geçiyorum. Zaten bu büyük ölçüde yeterli oluyor. Bunun için mesela dudakları da bu şekilde yumuşatabilirsiniz. Makyaj kısmını da aynen bu şekilde yumuşatabilirsiniz. Ve kıyafetlerdeki birçok kırışıklığı da belli ölçüde bu şekilde yumuşatabilirsiniz. Bugüne kadar hazırlanmış en doğal görünümlü ve en hızlı çalışan cilt yumuşatma diyebiliriz. Arkadaşlar buradaki otomatik cilt yumuşatma butonunu daha etkin kullanmanız için birkaç ekleme daha yapmak istiyorum. Örneğin cilt yumuşatma katmanını opasitesini artırıp azaltarak sizin için en uygun değeri kolayca belirleyebilirsiniz. Eğer yeterli gelmediyse tekrar otomatik cilt yumuşatma butonuna basarak ilgili alanları tekrar üzerinden geçerek ikinci defa yumuşatabilirsiniz. Bir diğer konu da Bazen ikinci, üçüncü, dördüncü defa çalıştırsanız da ilgili alanın yumuşamadığını görüyorsanız burada seçtiğiniz halkanın boyutunu belki de artırıp azaltmanız gerekebilir. O yüzden şimdi size halkanın boyutunun büyük olduğunda ne olduğunu, küçük olduğunda ne olduğunu somut bir şekilde göstermek istiyorum. Burada az önce oluşturduğum cilt yumuşatma katmanını sildim. Otomatik cilt yumuşatma katmanına basıyorum ve bunu normal olması gerektiği gibi bir kafa boyutunu bu halkanın içerisine alacak şekilde yaptım ve Enter'a bastım. Gerekli işlemler yapıldı ve burada cilt yumuşatma katmanı oluştu. CTRL'e i yaparak bu katmanın nasıl yumuşattığını hızlı bir şekilde görebiliyorum. Buraya bir snapshot aldım ve bu büyük halka dedim. Şimdi bu katmanı siliyorum ve tekrar otomatik cilt yumuşatmaya basıyorum. Bu sefer olması gerektiğinden daha küçük bir katman seçtim. Az önce dediğim gibi bunun konumu önemli değil. Sadece boyutu önemli. Boş bir yere bıraktım ve klavyeden Enter'a bastım ve çalıştırdım. Şimdi büyük bir halka ile küçük bir halkanın arasındaki farkı gözlemleyeceğiz. CTRL e iyi yaptım ve buradaki maskeyi de ters çevirdim. Tekrar bir snapshot alıyorum. Buna da küçük halka diyorum fotoğrafa yaklaşıyorum. Bakın küçük halka yaptığınızda dokuların daha az korunduğunu, cilt yumuşatmanın daha fazla olduğunu görüyorsunuz. Büyük halkada ise dokuların daha çok korunduğunu, cilt yumuşatmanın daha makul olduğunu görüyorsunuz. Yani halka küçüldükçe doku koruma değeri azalıyor. Halka büyüdükçe doku koruma değeri artıyor. Siz de bunu zihninizin arka planında tutarak istemediğiniz zorlu alanlarla karşılaştığınızda o alana özel olarak daha büyük ya da daha küçük halka kullanabilirsiniz. Büyük halkada dokular daha çok korunuyor, küçük halkada dokular daha az korunuyor. Yani yumuşatma daha şiddetli yapılıyor. Arkadaşlar bu bilgileri normal kullanımda zihninizde tutmanıza gerek yok. Halkayı kafanın boyutuna göre ayarlayın ve enter'a basın. Bu kadar. O yüzden Az önce yaptığımız ve tüm fotoğrafa etki eden bu demoyu iptal etmek için snapshot almıştım ve yaptığımız test aşamasına geri döndük. Şimdi gelin yeni bir fotoğrafta bunun gerçekten ne kadar hızlı olduğunu tekrar deneyimleyelim. Yeni bir fotoğrafa geçtim, otomatik cilt yumuşatmaya bastım, kafa boyutunu içeri alacak şekilde ayarladım ve klavyeden enter'a bastım. Gerekli işlemler yaklaşık 1 saniyede yapılıyor. Fırça seçili geliyor, flow değerini %100'e çekiyorum, daha hızlı işlem yapmak adına ve geniş alanlardan başlıyorum. Bu geniş alanların üzerinden geçtim. Kıvrımlardan uzak duruyorum ve göz altlarını da alacak şekilde bu alanları yumuşattım. Bakın healing brush'ta almam gereken alanları bile sanki healing brush'ta almış gibi %90 ölçüde yok ediyor. Eldeki şu kırmızı alanlara, yara bere içindeki alanlara dikkat edin. Orayı da çok akıllı bir şekilde yumuşatıyor. Kola dikkat edin. Kolu da çok doğru bir şekilde yumuşattı eldeki kırmızı alanlara, yaralı bereli alanlardaki kusurları da yine hiçbir şekilde doku kaybı olmadan ve gayet gerçekçi bir şekilde yaptı. Yaklaşık 10 saniyede tüm cilt yumuşatma işlemini bitirdim. Fotoğrafa yakınlaşıyorum. Açıp kapattığımda hiçbir healing brush yapmamama rağmen gayet doğal olan, doku kaybı olmayan cilt yumuşatmayı elde ettik. Otomatik cilt yumuşatma artık bizim için vazgeçilmez bir unsur olacak fotoğraflarımızdaki işlem süremizi hem çok hızlandıracak hem de en doğal görüntüyü elde etmemizi sağlayacak